Bismillahirrahmanirrahim. İlahiyat Arapça derslerimiz devam ediyor. Sayfa 19'dayız. 8. alıştırmadayız. Havvil, çevir, dönüştür manasına gelir. Tef'il babından emri hazırdır. Gizli zamir ente faildir. El-ef'al, fi'lun, fi'lan, ef'al, cemi mükesser di' adı ile kırık çoğul. fiiller demektir. çoğuldur yani. mef'uldür, meful olduğu için fetha almaktadır. her meful fetha mı alır? yok. kelimen cemi mükesserdir. cemi mükesserlerin nasb alameti fethadır. bu yüzden fetha almıştır. havvil <laughs> eref'ale diye okunamaz ama. çünkü havvil <laughs> emri hazırdır. sonunca harf sukun olur. doğrudur. Elefal kelimesinin evvelinde de sakin bir harf vardır. O zaman iki, harf, iki kelime. Birinci kelimenin sonuncu harfi. İkinci kelimenin ilk harfi. Bunlar nedir? Sakindir. Buna iltikay sakineyn diğer adıyla ictimai sakineyn Türkçesiyle sakin harflerin buluşması. Sakin harflerin toplantıya dahil edilmesi demektir. Evet. iki sakin harf yan yana gelmiş. Bu caiz değildir. Caiz olan yerler var. Burası orası değil. Burası başka bir gezegen. E ne yapalım? O zaman bir maksut kaidesi, bir sarf kaidesi devreye gider. Daha önceki arkadaşlarla okuduğumuz, okuttuğumuz bir kitap. Maksut adlı kitapta şöyle geçer. Es-sakinu ida hurrike hurrike bil kesri. Sakin bir harfe hareke verileceği zaman esre verilir. Kaidesi vardır. O zaman ne yap? Lama kesre ver. Eşittir. Havvili li lamın kestesiyle. Havvilil efale. Fiilleri oku. Pardon, fiilleri dönüştür. Hangi fiilleri? El atiye te. Atiye. Atiye gelen demek değil mi? Eta kökünden. Gelen, aşağıda gelen, yer alan fiilleri dönüştür. Neye dönüştür? İlel muvari'i. Muzari fiile. Muzari kelimesinden direkt mana verilmez. Muzari terimdir. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman bu zaman dilimlerini kapsayan bir fiildir. Kısaca böyle söyleyebiliriz. Fiil türü. Vel emri ve de emre çevir. Emirden maksat el emril hazıri yazmıyor farkındayım. Yani emri hazıra çevir. Çünkü emri gayb de var. Burada emri gayb kastedilmemiştir. Bunu nasıl yap? Mülâhidân lâhebâ kökünden. Dikkate alarak demek değil mi? Dikkate al. Neye dikkate alarak yapacaksın? Et-tagirat. Et-tagayyurat. Pardon. et değişiklikler demek. Farklılıklar demek. Onu dikkate al. Aleyha onların üzerindeki gerçekleşecek olan farklılıkları dikkate alarak bunu yap. Sümme sonra ikra ente. Gizli zamir burada yok. Sen oku neyi? Ha onları. O çevirerek elde ettiğin kelimeler oku. Burada bir takım mazi fiiller verilmiş. Kare, bede, ehade, ekele, radde, şedde. Hemen yanında muzare diye başlık atılmış. Emir diye başlık atılmış. Kare'nin muzaresi ve emir haz verilmiş. Ama bede'nin hiçbir şey verilmemiş. Ehade'nin muzari emri verilmiş. Ekele'nin hiçbir şey verilmemiş. Radde'nin muzaresi emri verilmiş. Şedde'nin hiçbir şey verilmemiş. Ne yapıyor? Bir vermiş, biri delmemiş. Şimdi kara e mehmuzul lam, bede de mehmuzul lam. Şu şekilde bakabiliriz. Şimdi burada geçen şuradaki fiiller hem kare hem be nedir? Mehmuzul lam'dır. Dolayısıyla bunların muzarisi, emri, ismi faili, ismi f'ul her şeye aynı gelir. Çünkü aynı türden fiiller. Peşine gelen eha ekele mehmuzul fa'dır. Bunların da her şeyi aynı gelir. Muzarisi, emri, ismi, fail, emri hazır fark etmez. Radde ile şedde bunlar da muza'af fiildir. Dolayısıyla bunların da her şeyi aynı gelir. Dolayısıyla üç cins, üç tür, üç kategori diyebilirsin fark etmez. Üç grup diyebilirsin. Üç farklı türde fiil verilmiştir. Toplam altı fiil var. Ama birinci türümüz nedir bizim? Birinci türümüz mehmuzul lam. her şey aynı. İkinci türümüz mehmuzul fa. her şeyi aynı. Üçüncü tür muzaan fiildir. Bunların da her şeyi aynı gelir. Bu bilgiye dayalı olarak kara eninki yakra geliyorsa b deninki de aynı kalıpta gelecektir. Eha deninki madem ki ye bundan kopya çek diyor. Ekeli de ona göre getir diyor. Rad deninki yarıdduysa de aynı kalıpta gelmelidir. Kopya vermiş zaten. Yani anlatım nasıl bir anlatım? Kopyalı bir anlatım. Kara e. Ne gelmiş? Ya kara u. O zaman beden ne gelmiş derken ne fark etmiş? Fiilin evvene ya eklenmiş. Peşine gelen. Bak kara e de kaf fiil fiili ya. Muzarda ne olmuş? Sukunlanmış bak. Sukun verilmiş. Ve feal fiilin evvene ya ekleniyor. Evvela fiilin evvene ya ekle. Peşine gelen harfe sukun ekle. Şiirin evveline ya ekle, peşine gelen harfe sukun ekle. Öyle anlatması kolay yap da görelim. Yapalım. Evet, şöyle biraz sardıralım. Şimdi örnek. Kara eden ne gelmiş? Değişen şey ne? Kara'yı bir daha yazayım. Değişikliği şuraya ekleyelim. Değil mi? Şöyle yapalım. Yak ra u. Yani ne değişti? Fiil nevine bir tane eklenen harf ya. Harf olarak ya eklendi. Peşine gelen harfe de sukun verildi. Sonuncu harf ne oldu? Zamme yapıldı. Üç değişiklik yapılıyor. Maziden muzariye geçerken. Bir. Fiil nevine ya ekle. İki. Ya'nın peşine gelen harfe sukun ekle. 3 sonuncu harfe zamme muzari elde ettim. Bit. Aynen böyle. Emr hazır nasıl yapılmış? İkra diye gelmiş. Kara e u ikra. Kara e üzerinden konuşursak. Evvel emr hazır. Muzari'nin muhatap kalıbından yapılır. Bu bilgiyi bil. Unutma. Ama böyle kısaca bir geçmek gerekirse Kara'e üzerinde ne değişiklik yapılarak elde edilmiştir? Emri hazır. Kare'nin evveline eklenmiş bir tane hemze eklenmiş bak. Bir hemze. Peşine kelime aynen yazılmış. Kelimede bir değişiklik yok. Harf olarak değişiklik yok. Peki ikra nasıl olmuş? Yani hemze getirmişsin eseri olarak. Peşine o kelimenin orijinal harfi olan kafa sukun verilmiş. Ra zaten fethalıydı değil mi? Zaten fethalı. Olduğu gibi aktardık. Sonuncu harfte fetha vardı. Sonuncu harfte de sukun verdik. O zaman emir hazır nasıl yapılmış? Bir, kelime nevvenle hemzeyi vasıl getirmişler. Bak bu hemzeyi vasıldır ve esrelidir. Esreli hemzeyi vasıl fiil nevvenle getirilmiş. İki, başka bir değişiklik ne var? İkinci değişiklik şu. Hemzeyi vasılın peşine gelen harf ki burada kaftır farklı harf olabilir. Önemli değil. Kafın bir özelliği değil bu. Hemze vasıldan sonra gelen harfe sukun var. Üçüncü değişiklik ne? Sonuncu harfe de sukun var. Görünen şey bu. Emr hazır böyle mi yapılır? Yok. Ama görüntü bu. Emr hazır nasıl yapılır? Emr hazır şöyle yapılır. Evvela fiilin muzaresini bilmelisin. Basit bir fiil olarak nasara basit bir fiil daha olarak haraca iki farklı fiil vereyim size. iki tane örnek olsun diye iki farklı fiil yazdım. muzaresi ne gelir? Yen suru. Bizi ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Niye? Müfet müzeker muhatabını yazman lazım. Ne gelir? Ten suru. Çok da farklı değil. Ten suru. Haraca muzarisi nedir? Yahrucu. Müfet müzeker muhatap ne gelir? Tehrucu. Peki nasıl yapılır? Muzari buldun. Ee, evvela emre hazır yapmak istediğin fiilin müfet müzeker muhatabını bulursun. Muzari müfet müzeker muhatabını bulursun. Sonra muzara harfini silersin. Muzara harfi nedir? Etkilen dediğimiz harf. Yani muzari olduğuna kanıt, alamet, ipucu, tadır, sil. Sildiğimde peşine gelen harf ne? Bak nun sakin. Tahrucuda ha harf var. O da sakin. Eğer sildikten sonra gelen ilk harf sakin olursa fiilin evlerine hemzeyi vasıl getirmen gerekir. Getirdim. Suru zaten. Suru değil mi? Bu şekilde. Tahrucuda da evlerine bir hemzeyi vasıl. Böyle yazılmış olur. Hemzeyi vasıl hareketi ne olmalıdır? Muzari'nin aynel fiiline bakılır. Aynel fiil nasara, Yansuru ne var? Zamme var. Değil mi? Madem zamme var o zaman hemzeyi vasıla zamme verirsin. Eğer muzarin aynel fiilinde fetha olsaydı o zaman hemzeyi vasıla estre verecektin. Muzarin aynel fiilinde kestre olsaydı hemzeyi vasıla yine kestre verecektin. O zaman bu, bu emr-ı hazırın evvelindeki hemze ne zaman zamme olur? Muzari'nin anil fiilinde varsa zammı olur, zammı yoksa yani feta veya kesre varsa iki durumda da bu hemzeye vasıla kesre verilirmiş. En yani önemli bir bilgidir. O zaman unsuru, uhrucu, bak burada da çünkü zammı var. Tabi bu nedir? Emre hazır olduğu için sonunca sukun vermek gerekiyor. Uhrucu olmaz artık. Unsur, uhrucu bu şekilde gelir. İşte bundan ötürü Kara e muzaresine geliyordu. Yakra u değil mi? Yakra u. Yani annel fiilinde ne var? Fetha var. Anel fiil ra'dır. Kara e annel fiil ra. Muzari dinel fiili fetha olduğu için ne oluyor? İkra oluyor değil mi? İkra. Geme nedeni budur. Yani hemzeli aslında niye esra var? Çünkü muzari annel fiili fethaydı. Bundan nedir? BDE YBDU u Yani BDE YBDU derken ne olmuş oluyor? BDE Muzaris önemli. Nedir muzarin anel fiili? O zaman emri hazır ne gelir senin? İbde diye gelmesi gerekir. İkra. İbde. ba burası. İbde diye gelecektir. Yebdeu ibde. Ehade yehudu. O zaman ekele yekulu gelecektir. Değil mi? Şöyle yazılır muzarisi yani. Yekulu. Bu şekilde yazılması caiz. Başka ya kulu şeklinde de yazılır. Fark ne? Fark şu. Kulu da yağını, şu an çizdiğim ok yani şuradaki hemzedir. Burada şimdi yeşil olarak çizeceğim yerse bu nedir? Eliftir. Tamam ikisi farklı. Dolayısıyla sol taraftaki ya kulu med ile uzatarak. Sağ taraftaki nedir? Hemze. Yani uzatma yok. Ye, e, ye, külü. Fark var. İki şekilde yazım caiz. Neden? Esasen ekele ye, külü diye gelir. Burada hemze sakin. Makab yani sağ taraftaki kafte tarafta fetha var. Bu durumda bu hemzenin elife dönüştürülmesi caizdir, vacip değildir. Dolayısıyla ye kulu da okunur, ya kulu da okunur. İkisi de caiz senin keyfine kalmış. Evet, şimdi ne yapmış ama? Şöyle bir şey var. Burada emri Hazır'da bir ayrıntı var. Bu ayrıntıyı her yerde bulamazsın. Ehade ye hudu. burada da aynısı var. Ye kulu, ya kulu olabildiği gibi. Burada ne var? Ye hudu. ye huzu şeklinde okuyabilirsin veya bu hemzi elife çevirirsin. Dolayısıyla ya huzu şeklinde okuyabilirsin. Zorunlu mu? Değil. Ne? Caiz. İki şekilde okumak da caiz. Üste hemze var. Ye hudu. Alt tarafta ise ya hudu. Elif vardır. İki şekilde okumak caizdir. Emre hazırına baktığında huz gelmiştir. Doğrudur ekele ye kulu kül gelecek emri hazır. Ne gelir? Kül. Kül. Odun ateşinden, işte odun közünden çıkan kül gibi. Kül şeklinde gelir. Hani var ya ve kulu ve şrabu ve la işte oradaki ve kulu cimi müzeker, muhatap emri hazırdır. Kül, ye kulu yiyin. Sizler yiyin. Yiyiniz şeklinde cemi oluyor. Peki buradaki huz olsun. Ekeleden kul olsun. Bunların emri hazırları az önce anlattığım şekilde niye gelmedi? Ha, bunun adına var. Kestitür istimal var. Daha ayrıntı bir konu. Anlatabilirim. Maksud adlı kitapta anlattık. Bir süredir e, gramer dersi veriyoruz online olarak. O arkadaşlar da ayrıntılı olarak bunlar anlatıldı. Arapça kitap üzerinden değil bilgisi olarak anlatıyoruz. Şu anda okuda ayrıntıya girmeyelim lise seviyesinde. İnşallah ilerleyen seviyelerde siz de o videolarımıza denk gelebilirsiniz. Veya başka anlatan hocalar var. Oradan izleyebilirsiniz. Kitaplar var. Oradan da görebilirsiniz. Radde yeruddu. Muzaaf değil mi? Radde şedde yazalım bir. Radde yeruddu. Radde yeruddu. Başka? Şedde. Muzaresine geliyor. Ye şüddü. Başka? Medde. Muzarisi. Yemuddu. Başka? Daha fazla yazılabilir de yeter artık. Yani ne olmuş? Yeruddu. Tamam. Emri Hazır'a ne gelir demiş? Urdud ve Rudde. Emri Hazır Rudde. Ruddu. Ruddi. Urdud. Dört farklı şekilde gelir. Burada iki tanesini yazmışlar. Daha fazlası var yani. Rudde dalın fetasıyla yazabilirsin. Niye? ehhab harekat. Hareketlerin en hafifi diye. da geçer bu. Ruddu şeklinde yazabilirsin. Niye? muzdar fiili zanme var. O zanme tabi olarak yapabilirsin. Ruddu zanmeyle. Dala zanme verebilirsin. Ruddi dalın kesesiyle de okuyabilirsin. Niye? Sakin hayf hareke verileceği zaman verir demiştik. Bak dalasında sakin. Ruddi oradan olabilir. Bir de ne var? Urdud şeklinde. Yani idgamsız. Fekkul idgam diyoruz. İdgamın çözülmesi. Bu şekilde de olabilir. Toplam rudde, ruddu, ruddi. Üç farklı harika var. Dolayısıyla üç yazım. Artı şeddesiz yani dalın açılımı ile eşittir. Dört yazım kendisinde mevcuttur. Şedde yeşüddü. O zaman ne olur? Şudde. Şurada gibi. Şuddu, şuddi, uşdudu. Nasıl yani? Şöyle aşağı yukarı şöyle bir yazım olacak. Çok kötü oluyor. Düzeltelim. Şü-de olur. Dalın fetası ile. Şü-dü dalın zammesi ile. di dalın kesisi ile. Caizdir. Ayrıca şu da caizmiş. Uş, dü, dü. İdgamsız bak. iki tane dal aşağı çıkarak. Bu da caizdir. Yani niye caizdir? Az önce anlattım kısaca. Radde şedde. Evet. Bu durumda okunabilecek şeylere değinmiş olduk. Kül, huz. Bunların ayrıntıları var. Bunlar muhalif olarak gelmiştir. Muhalifetin sebebi nedir? Maksutta bunu bir süredir devam ettiğimiz arkadaşlara izah etmiştik lise seviyesinde fazla kafa bulandırmaya da gerek yok diyerek 8. alıştırmaya son vererek 9'a geçtik. İnşallah bir sonraki derste 9'u 10 birlikte işleyebiliriz.